Şimdi tabii bizim Aksa grubu olarak Aksa'nın gençleri ve tek projeleri beraber çok biliyorum. Program da yaptık. Tamam. Yani dünya için hareket et sloganı ile gençlerle dünya için hareket ediyoruz. Bu mutlak. 2018'den beri 20 bine yakın üniversite genciyle bir araya geldik. ITROVER bizim ilk göz ağrılarımız. Biraz benim belki teknik üniversiteli olmaktan İçili kaynaklı, kaynaklı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir torpil var yani. Yok, kesinlikle yok. Çünkü onlar buldular. Yani projelerini tanıtmak için randevu istediler. 2018'in yazıydı. Geldiler, tanıttılar. Biz o gün çok beğendik ve destekliyoruz dedik. Şimdi de bizim için harika bir araç yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Sigorta sektöründe kullanacağımız inşallah, değil mi? 2022'de biz prototipini gördük. Risk mühendislerimiz bu sene, yani 2020, bu sene, 2020 bu senenin içinde hep unutuyoruz tabii, 2020'ye girdik bile. Bu sene içinde bize inşallah ikinci yarıda teslim edecekleri bir cihazımız, aracımız gelecek. Risk mühendisleri endüstriyel tesislere veya şantiyelerde riziko teftiş yaparken girilemeyen bölgeleri rahatlıkla uzaktan kumandalı otonom bir araçla gidip kamerayla tespit yapabilecekler. Bunu gerekirse hasar sonrası da kullanabileceğiz. Böyle bir araç da üretiyorlar. Onu biraz onlardan dinleriz ama ben şeyi merak ediyorum. Nasıl görüyorsun? Vallahi ben heyecan duyuyorum. Bir ikincisi, bu gençler fark yaratmaya o kadar tutkullar ki başaramam olasılıkları yok. Yani mutlaka yaratıyorlar, geliştiriyorlar. İnovatif yanları çok önde ve çok cesaretliler. Yani bu toplumun da, gençlerimizin tamamında, bence bizim iş insanlarımızın, bütün çalışanlarımızda bu cesaret görüntüsüne ihtiyacımız var. Çünkü denemeden bir şeyi başaramıyoruz. Ama onların en büyük özelliği de şu: deneyip yanılsalar bile hep bir adım ileri düşüyorlar. Dolayısıyla gördüğüm, yani bir iş insanı olarak beraber olduğumuz zaman gördüğüm o cesaret, o tutku ve takım olma güdüsüyle bu ülke topraklarında neler yapıldığını görüyoruz. Ben mezun olan gençlerin çeşitli sanayilerde, endüstrilerde çalıştığını da biliyorum. Bu ülkeye de, globalde ya da yerelde çalıştıkları her konuda büyük katkı sağlıyorlar. Bu böyle bir tutku hiç bitmeyecek diye düşünüyorum yani Rover takımı.